programıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Otomatik kapı sistemleri sektörünün lider firmalarından biri olan Metaxor Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Arslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Tuğba'nın Hanım Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim e, konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. E, kapı sistemleri hakkında e, konuşacağız ama öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Metaxor firmamızın üretmiş olduğu ürünlerin tescilli markasıdır. Şirketimizin daha ilk kuruluş aşamasında markalaşmanın önemini ve gelecek günlerde çok daha fazla önemli olacağını bildiğimiz için önce markamızı belirlemeye karar verdik e, ve Metaxor markası altında da otomatik döner kapı ve kayar kapı sektöründe e, çalışma hayatımıza ya da e, girişimcilik hikayemize evet. başladık diyebiliriz aslında. Geriye dönüp baktığımızda Metaxor'un bir 15 yıllık e, geçmişi var e, ve bu geçmiş günlerde de çok yoğun, özverili e, bir çalışma hayatımız oldu, çok büyük yol kat ettik. Ama ben inanıyorum daha önümüzde e, çok çalışmamız gereken bir dönem evet. var. Çünkü sürekli değişmek, gelişmek ve yenilenmek zorundayız. E, peki şimdi e, kapı sistemleri sektörü biliyorsunuz ki erkek egemen bir sektör. Evet. Genelde bununla ilgili e, erkekler, beyler daha çok ilgileniyor. Siz bir kadın girişimci olarak e, zorlandığınız yerler oldu mu veya zorlandınız mı? E, aslında öncelikle belki biraz daha geçmiş dönemdeki çalışma hayatıma gitmek lazım. Ben yaklaşık 1993 yılından beri alüminyum ve giydirme cephe sektöründe çalıştım. Bu sektörde ilk başta e, proje ve üretime giden süreçte bulundum. Fakat daha sonrasında ürünlerin şantiyedeki montajları ve işin teslimatı döneminde bulundum. Evet. E, genel olarak çalışma hayatımda kendimi erkeklerden farklı bir yere koymamaya çok özen gösterdim. Yaptığım iş ne olursa olsun layığıyla yapmaya çalıştım. E, tabii ki bu süreçte özellikle şantiyelerde yadırganma durumunu çok fazla yaşadık. Ee, ama dediğim gibi e, zaman zaman eğer 10. katta iskele de olmanız gerekiyorsa ve siz orada iseniz e, evet. mutlaka bunu e, birileri görüyor ve size olan saygıları da artıyor. Bakış açıları da değişiyor. Şirketimizi kurma döneminde de tabii ki bir avantajım var. Biz biliyorsunuz eşimle beraber e, evet. şirketimizi kurduk. Dolayısıyla hem evde hem işimde eşim her zaman yanımda çok büyük bir destekçim oldu. Dolayısıyla biraz girişimcilik kısmında belki daha kolay atlatmış olabilirim diyebilirim o sürece. Metax gelirsek eğer, ürünleriniz nelerdir? Tabii ana ürün kalemlerimiz otomatik döner kapılar, otomatik kayar kapılar ve otomatik 90 derece açılan kapılardır. Bu ürünler tabii ki pek çok aslında kendi içinde alt başlık evet. barındırmakta. Bir otomatik döner kapı dediğimizde aslında çok basit bir ifade gibi görünse de, bulunduğu yere, e, bulunduğu mekana, kullanacak ve günlük geçiş e, yapılacak kişi sayısına göre çok farklı e, özellikleri var ve tabii ki bunun yanında bir de estetik olarak evet. tercih edilen kapılarımız var. E, standart döner kapılar dışında e, grant döner kapılar dediğimiz, çapı çok fazla büyük yani 4 metrenin üzerinde, 6 metreye kadar giden kapılarımız var Bunlar çok daha e, geçiş yoğunluğu olan özellikle alışveriş merkezlerinde belki daha çok tercih edilen kapılarımızdır e, e, cam döner kapımız var e, biraz daha estetik geçişlerde tercih edilen kapılardır tavanı camdır e, çok daha aydınlık bir görsel verir e, Kayar kapılarda da yine farklı çeşitlerimiz var Teleskopik kapılarımız var Dairesel kayar kapılarımız var yine cam döner cam kayar kapılarımız var Evet. Burada kullanılacak olan mekan, e, mimari tasarımdaki talepler e, kapılarımızın çeşitlerini e, ve seçimini belirliyor. Tasarım demişken e, en son mesela nasıl bir tasarımda cam kapı yaptınız? Şimdi şöyle söyleyeyim biz butik üretim yapan bir firmayız. Evet. E, zaman zaman aslında standart üretiminizde olan ürünlerden çok farklı e, ürünler üretebiliyorsunuz. E, bundan birkaç sene önce... Bebek'te Çilen Restorant'ta e, mimari tasarım gereği cam döner kapı istendi ama tavanı cam olmasın ahşapla birleşsin evet, diye bir talep bir oldu. Evet e, tabii buradaki aslında zor kısım e, üretimde hem bizim hem ahşap işi yapan firmanın çok titiz çalışması gerekliliğiydi. Çünkü bizler milimetrik işler yapıyoruz. Evet çok doğru. Bizde milimetre çok önemli. Ee, çok meşakkatli oldu. Ee, güzel projelerimizi hazırladık. Ee, montajda hiçbir sorun yaşamadık. Milimetrik şekilde camla ahşabı birleştirdik. Yine yanında çok özel bir 90 derece otomatik kapı istediler. Onda da çok farklı bir tasarım yaptık. Ama görsel olarak ben e, çok güzel bir giriş oluştuğunu düşünüyorum. Yurt içinde hangi firmalarla çalışıyorsunuz? Ee, yurt içinde e, aslında sektörlere göre biraz bahsetmek gerekirse, Tabii. zorlu AVM, cevahir AVM ya da Kayseri'de İpek Saray, Eskişehir'de Esnaf Sarayı gibi hı hı. E, çok sayıda AVM'lerde, e, Onkoloji Hastanesi, İstanbul Cerrahi gibi burada belki adını sayamayacağımız çok sayıda evet. hastanede, e, Beykent gibi e, ya da Özyeğin gibi üniversitelerde e, ve hatta zaman zaman da konutlarda aslında çok sayıda kapılarımız bulunmakta. E, peki konut demişken şunu hemen sormak istiyorum. Şimdi konut sektörü bayağı bir ilerledi. Sizin sektörünüz de aslında e, işbirliği yapabileceğiniz bir Hı -hı. sektör. E, peki ilerleyen zamanlarda veya şu an var mı bilmiyorum ama e, konutlarda da döner kapılar, o cam sistemde döner kapılar olacak mı, oluyor mu? Aslında zaman zaman oluyor. Henüz çok fazla tercih edilmese evet. de e, özellikle döner kapılarla ilgili e, rezidanslarda e, e, yüksek daireleri, yüksek katlar... Yüksek katlı dairelerin bulunduğu binalarda biraz daha prestij yüksek binalarda döner kapılar tercih edilebiliyor. Zaten kayar kapıların yoğunluğu artık konutlarda da çok fazla evet. arttı. Kayar kapılar uygulama açısından da e, kullanım açısından da e, kolaylık sağlayan kapılar. E, dolayısıyla da e, zaman zaman ev içlerinde bile lüks villalarda e, tercih edilebiliyor. Ben hep şunu söylüyorum bir bayan olarak e, mutfakta. Evet. Ee, çok uygun görüyorum kayar kapıları. Öyle değil mi? Sensör olsa evet, elimiz evet. kolumuz doluyken Aynen rahatça öyle. girebilsek çok güzel olur Aynen aslında. öyle. Çünkü farklı açılış sistemleri var. Evet. Yani radarların sizi bir görerek açtığı e, çalışma prensibi var ama evet. onun dışında dirseğinizle açabilirsiniz. Ayağınızla yerdeki bir üniteye basarak kapınızı açabilirsiniz. Hem eliniz kolunuz doluyken çok rahat kapı açabilirsiniz. Evet. Hem de içerideki kokuların. Ee, yaşam alanlarınıza geçmesi engel olabilirsiniz. Dolayısıyla da e, bir bayan olarak ben mutfakta kullanılmasını tercih ederim şahsen. Aslında yani Metax olarak sizin avantajınız, e, sizin bu şirkette olmanız bence gerçekten de çünkü inovatif çözümler üretiyorsunuz. Tabii ki ben e, her zaman söylüyorum bir bayan eli değmesi evet. e, bir tek sadece evde aslında yaşamı fark ettirmiyor. İş hayatımızda da fark ettiriyor. Çünkü biz yaşamın aslında biraz daha erkeklerden ee, çok daha farklı noktalarında da bulunuyoruz. Evet. Çocuklarımız dolayısıyla daha çocuklarla bir aradayız, eğitim sektöründe daha fazla ilgiliyiz ve ev ve yaşamda da çok fazla aktifiz. Evet. Dolayısıyla tabii ki mutlaka biraz daha farklı görüş açılarına sahip olabiliyoruz diye düşünüyorum. Ee, ama bu arada konutlar dışında son dönemde mesela çok fazla aslında yapılan, özellikle sosyal yaşam alanlarımızda büyük alışveriş merkezi gibi yerlerde, ıslak hacimlerde de hijyen açısından daha fazla tercih edilmeye başlandı. Yurt dışına üretiminiz oluyor mu? Satışlarınız oluyor mu? Yurt dışına biz çok aktif çalışan bir firmayız. Evet. Çok sayıda ülkede, yaklaşık 35 ülkede 2015 yılında ihracatımız vardı. Bu sene o rakamı 38'e kadar yükselttik. İnşallah 40'a çıkartacağız. 2016'nın sonunda diye kendimize de hedef belirledik. Orada da yine AVM'lerde iş merkezlerinde hatta stadyumlarda bile döner kapılar ve kayar kapılar tercih ediliyor. Biz evet. de o yönde üretim ve gönderim gerçekleştiriyoruz. Bir de yurt dışında özellikle hastane projelerinde de tercih edilen bir marka olma yolunda gidiyoruz. Çok güzel maşallah. Böyle bir sektörün pazar payı nedir ve siz bu pazar payının neresindesiniz? Aslında şöyle özetlemek lazım. Hı hı. Çok niş bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Bizler daha çok özel üretim yapan firmalarız. Metax butik üretim yapan, özel projelere özel çözümler gerçekleştiren bir sektör olduğu için, bir hı hı. firma olduğu için aslında çok fazla sektör ve pazar payını açıkçası belirlemek kolay değil. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Biz Metax markasıyla dünyada da Türkiye'de de lider bir firma olma yoluna yolunda gidiyoruz. Peki sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? E, belki bir Türk firması olarak ihracat düzeyimizin e, satışlarımızdaki yüksek oranı olabilir. Çünkü hı hı. 2016 senesinde şu geldiğimiz günlerde. %60'ın üzerinde bir ihracat rakamına ulaştık. Biz Ciro'muzun %60'ının üzerinde bir ihracat rakamımız oluştu. Bunun dışında da biz Türk markası olarak gerçekten kaliteli Avrupa standartlarında ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bizim sektörümüz biraz daha yabancı markaların, biraz daha Avrupalı markaların çok ciddi rol oynadığı bir sektör ee, hala yabancı markaların ilgi gördüğü bir dönemde yaşıyoruz. Evet, çok doğru. Ee, dolayısıyla evet, iç piyasada zaman zaman tercihlerde biraz daha yabancı markalar ön plana çıkıyor ama belki de bu tercihler bizi yurt dışına daha fazla yönlendirdi ve yurt dışında çok daha aktif rol oynayan bir yerli marka olarak hayatımızı devam ettiriyoruz şirket yaşantımıza. Peki e, tüketicilerin bu konudaki en çok şikayetleri nelerdir? Ee, Nelerden daha çok şikayet ediyorlar kapı sistemlerinde? Ya yani Kapı sistemlerinde aslında yaşanan en büyük sorunlardan biri e, merdiven altı üretimin olması. Bu aslında bizlerde de büyük bir sıkıntı evet. yaratıyor. Ama tüketicide de yaratıyor çünkü ucuz ürünlere yöneldiklerinde. E, belli kalitede üretim yapmayan firmalara yöneldiklerinde ve merdiven altından alım yaptıklarında e, yaşadıkları sorunlarda bir kere muhatap bulamıyorlar. E, ve Dolayısıyla da e, başka markaların ürünlerinde bile zaman zaman bizlere e, bununla ilgili dönüşler olabiliyor yardım isteyebiliyorlar evet. Biz onlara da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Diğer bir konu da tabii ki güvenlikli ürünler kullanmak. Çünkü bizim ürünlerimizde güvenlik gerçekten çok önemli ve biz Metaxor olarak güvenli olması noktasında maksimum arge ve inovasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Evet. Zannedersem zaman zaman güvenlikle ilgili de sorunlar yaşayabiliyorlar. Arge çok önemli değil mi? Yani bu sektörde de her sektörde önemli tabii ki ama gelişen teknolojiyle birlikte... Bu sektörde de çok önemli diye düşünüyorum ben. Kesinlikle çok önemli çünkü e, yaşam şartlarının değişmesiyle beraber e, teknolojik gelişmelerle beraber e, farklı kapı sistemleri olabiliyor ya da kapılarınızda yenilikçi çözümler e, üretmeniz gerekebiliyor. Evet. E, gittikçe şartnamelerde biraz daha e, kapı sektörüyle ilgili e, artık daha güvenlikli. Ya da daha özellikli ürünler istenmeye başlanıyor. Biz aslında bunlardan çok memnun kalıyoruz. Ürünlerde otomasyon var içerisinde, dolayısıyla teknoloji takip etmek zorundayız. Her zaman değişen, gelişen ve yenilenen bir sektördeyiz. Evet. Ayak uydurmaya çalışıyoruz Kesinlikle. ama arge olmazsa olmazımız yine onu da markamız gibi biz aslında ilk kurulduğumuz günden itibaren hep arge ile ilgili de. Ürünlerimizi geliştirmek ya da yeni ürünler üretmekle ilgili çalışma içinde zaten bulunduk, her zaman bulunuyoruz. Peki hazır sizi görmüşken yakalamışken diyelim, e şunu sormak istiyorum, çok merak ediyorum. AVM'lerde bazen çünkü giriyoruz, bizi görmüyor veya ortada kalıyoruz, böyle bir karışıklık oluyor. O sistem neden öyle duruyor? Bunun, bunun sebebi nedir? Şimdi aslında ben şunu söyleyeyim bir kullanıcı olarak siz evet. kanadın içine girdiğinizde özellikle döner kapılarda bu problemi evet. yaşadığınızı biliyorum. Kapı durduğunda sevinmeniz lazım. Çünkü bu güvenlik sistemleriyle alakalı bir konudur. Genelde arka kanatlarda bizim gözlerimiz olur ve bunlar eğer kanat size çarpma durumuna geldiyse kapının durmasını sağlar. Şimdi normal koşullarda her kapının çapına göre aslında girebilecek insan sayısı farklıdır. Ee, bizler hızlı hareket eden insanlarız Türkiye'de. Evet. Ee, öyle bir konjüktürde yaşıyoruz belki. Ee, kanada bazen fazla kişi girebiliyor. Evet. Dolayısıyla da arkadan gelen kanat e, size çarpmamak adına aslında duruyor. Bir süre sonra bir 5-10 saniye içinde eğer tehdit olmadığını algılarsanız tekrar çalışmaya devam ediyor aslında bunları asansörlerde de yaşıyorsunuz. 5 kişilik asansöre 7 evet, kişi bindiğinizde asansörler biliyorsunuz Çalışlıyor. çalışmıyor. Bu bir güvenlik sistemidir. Ee, biraz daha yavaş ve e, az yoğunluk olan e, dönemlerde sorun olmuyor ama tabii ki yoğun geçişlerde yaşanabiliyor. Peki e, Türkiye'de tercih edilen e, otomatik kapı sistemleri ile dünyada tercih edilen otomatik kapı sistemleri arasında fark var mı? Şimdi... Genel anlamda genel hatlarıyla farklar yok. Ama e, kapıların kendi içlerinde e, farklı özelliklerde olanları var dedik ama bir de bunların bir takım opsiyon özellikleri var. Evet. E, örnek veriyorum e, biz hava perdesi uygulaması yapıyoruz döner kapılarda. E, Türkiye'de çok fazla talep görmeyebiliyor. Belli özel ve niş projelerde talep gel, göre, görebiliyor. Hı hı. Ama Avrupa'dan bununla ilgili çok sık talepler alıyoruz. Evet. Ya da e, bizim gece kalkanı dediğimiz bir sistem vardır. Şimdi döner kapıları geceleri kitleyip e, mekanı terk ettiğinizde üçgen boşluklar oluşur. E, Avrupa bu boşluklarda işte e, belki hayvanların e, gece uyumasından ya da belki evsizlerin gece uyumasından rahatsız olduğu için de e, gece kalkanı dediğimiz e, döner kapının iki yanında bulunan ve dairesel şekilde gelen kapıları, İptal ettiğinizde kapatıp kilitleyebileceğiniz bir sistem var. Evet. Avrupa'da çok talep görüyor. Belki Avrupa'yı ürettiğim 10 kapının 9'unda gece kalkanı kullanıyoruz. Rusya'da da talep görüyor ama Türkiye'de hiç bugüne kadar bununla ilgili bir talep almadık. Evet. Peki Türkiye'de bina giriş çıkış çözümlerinde eksiklikler, sektörün sorunları nelerdir? Ya yani En büyük sorunumuz... E... Her zaman söylüyorum. Birincisi tabii ki merdiven altı üretim. Evet. Çünkü fiyatlarda haksız bir rekabet yaratabiliyorlar. Ee, sonrasında aslında alan kişiler ya da firmalar pahalı ürün almış oluyorlar ama bunu maalesef biraz daha geç fark ediyorlar. Fark ediyor, evet. ee, ya da yine dediğim gibi e, Avrupa markalar sektörde ciddi anlamda e, aktifler. Tabii ki çok eskiler. Hı hı. E, hala Avrupalı olmanın bir önceliği olabiliyor tercihlerde. Bunun gibi bir takım sorunlarımız var. Birazcık daha şartnameler geliştirilmeli. Avrupa'da ve dünyada aslında Amerika'da daha doğrusu birlikler var sektörlerle ilgili. Bunlar belki bizim ülkemize uygulanabilir ve bir takım birlikler kurulabilir diye düşünüyoruz. E şimdi bir de bir sürü AVM açıldı ve dediğiniz gibi farklı yerlerde hastaneler, özel hastaneler ve özel okullarda da özellikle bu sistemler kullanılıyor. Bunların çoğalması sizin firmanızda bir hareketlilik oluşturdu mu veya yüzde kaçlık bir hareketlilik oluşturdu? Ee, şimdi bakın AVM'ler kesinlikle bir katkı sağlıyor ama AVM'lere baktığınızda kapı adetleri belli bir noktada kalır. Evet. Ee, ben şunu söylüyorum son zamanlarda özellikle hastanelerdeki hastane inşaatlarındaki ya da hastane renovasyon projelerindeki artışlar doğrudan olarak bizlere çok fazla etkiliyor. Hı hı. Çünkü hastaneler hem ürün çeşitliliği hem de adet anlamında baktığınızda yüksek düzeyde bizden ürün talep eden kuruluşlar. Ee, ve artık hastanelerde de kullanılacak kapılar Sağlık Bakanlığı'nın şartnameleriyle de belirlendiği için e, biraz daha e, fazla talep alıyoruz diyebilirim onunla ilgili. Hı hı. E, o da e, belki %20'lik %30'luk anlamda e, bir katkı sağlıyordur. E, enerji tasarrufu açısından da bu döner kapı sistemleri avantajlı oluyor mu? Tabii ki döner kapılar hem kayar kapılar hem de diğer kullandığımız manuel kapılara Oranda baktığınızda evet. çok ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlıyor. E, Amerika'da kendini e, kanıtlamış olan Massachusetts e, Enstitüsü'nde yapılan bir çalışmayla... E, ...üniversitede kayar kapının arkasına bir de döner kapı montajı yapıyorlar. E, ve bunun sonucunda bir yılda 7500 dolarlık bir yakıt tasarrufu sağlıyorlar. Ve bu da yaklaşık olarak 15 tonluk bir karbon gazının e, engellenmesi anlamına geliyor... Kayar kapılar ya da normal kullanılan kapılara baktığımızda döner kapıları oranla 8 kat çok daha fazla enerji harfiyatı ve karbon salınımına sebebiyet veriyorlar. Döner kapılarda çalışma anında ya da durma anında en az iki kanat mutlaka yanındaki sabitlere bir temas oluşturur ve buradaki hava geçişini engeller. Dolayısıyla hem enerji tasarrufu sağlıyor evet. hem de kirlilik anlamında da çok büyük katkılar sağlıyor. Peki e, nerelerde hangi kapılar tercih ediliyor? Mesela hastanede farklı, AVM'de farklı, e, okullarda farklı ayrılıyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki e, aslında burada hastaneye önce ben ele almak istiyorum. Hı -hı. Çünkü hastanede kullanılan kapılar çok farklı özelliklerde olabiliyor. Tabii ki girişlerde ve e, genel kullanım alanlarında standart kayar kapılar standart döner kapılar kullanılıyor. Ama bunun dışında... Hastanelerdeki en önemli konulardan biri biliyorsunuz hijyen. Evet. Özellikle yoğun bakımlarda ve ameliyathanelerde e, hem e, negatif basıncın e, korunması adına hem de hijyen adına çok özellikle kapılar tercih ediliyor. Hı -hı. Bizim hermetik kapı dediğimiz hava geçişini engelleyen ve antibakteriyel ürünlerle üretilmiş olduğumuz kapılar e, yoğun bakım ve ameliyathane ünitelerinde kullanılıyor. Evet. Onun dışında radyasyon yayan makinelerin bulunduğu yerlerde de içine kurşunlar koyduğumuz kapıları kullanıyoruz. Kurşunlu kapı dediğimiz. Burada kasa ve kanat birleşimlerinde de kesintisiz bir şekilde devam eden kurşun plakaları olması gerekiyor evet. ki dış mekanlara radyasyon geçişini engelleyebilelim. Klinik oda kapıları var. Ve bu kapıların pek çoğunda da şifre gibi ya da kartlı geçiş gibi özel geçiş sistemleri kullanılıyor. Bu da içeriye herkesin girmesini engelleyip sadece görevli kişilerin girmesini sağlıyorsunuz. E aslında en çok belki kapı çeşitliliği dediğim gibi hastanelerde var. Evet. E, AVM'lerde daha çok tabii ki ana girişlerde özellikle Hı -hı. döner kapılar tercih ediliyor. E, çünkü AVM'lerde yaklaşık 2-3 farklı noktadan giriş var. Aynı anda tüm kapıların açılması halindeki hava sirkülasyonunu maalesef kesemiyorlar. Ve ısıtmada soğutmada çok ciddi kayıplar yaşıyorlar. Dolayısıyla hem yeni AVM'lerde hem de şu anda çok yaşadığımız aslında renovasyon projelerinde kayar kapılardan döner kapılara evet, dönüş yaşıyoruz. Oluyor. Evet ama onun dışında da yine konutlarda da farklı mekanlarda da iş merkezlerinde de ya da yönetim binalarında da kapıların hepsi tercih edilebiliyor. Burada yanında kullanılan binanın genel konseptindeki mimari çok önemli. Daha çok... Giriş ve geçiş sistemlerinde işlevselliğin yanında aslında estetik de sunuyoruz. Dolayısıyla belirleyici sebeplerden biri de binaların mimari yapıları oluyor. Peki şunu da sormak istiyorum şu noktada. E, diyelim ki ben bir firmayım e, ve döner kapı sistemleri yaptırmak istiyorum veya çeşitlerinizden ürün gamınızdan birini kullanmak Hı -hı. istiyorum. Ne kadar sürede e, bana geri dönüş sağlayabilirsiniz ve ne kadar sürede e, tamamlanır? Şimdi tabii ilk aşamada e, bu tarz durumlarda biz bir e, proje çalışması yapıyoruz. Genelde firmalar bize mimari projelerini atarlar. Evet. E, ve proje üzerinde e, hangi mekanlarda kullanmak istediklerini bildirirler. Biz o mekanlarda eğer varsa onların tercihleri e, o kapılar üzerinden bir değerlendirme yaparız. Ama zaman zaman e, eğer yanlış seçim demeyelim ama e, biz bir kapı firması olarak Olması gerekenle ilgili de e, tabii ki önerilerde bulunuyoruz. E, zaten isteye de biliyorlar. Özellikle evet. ilk ana girişlerde e, farklı çözümler sunabiliyoruz ve da isteyebiliyorlar. E, proje süresi birkaç günde aslında sonuçlanıyor ama işin olması durumunda da e, döner kapılarda ortalama süreler 4-5 hafta civarında, kayar kapılarda da bir hafta 10 gün civarında. Adete göre tabii ki ve evet. opsiyonlara göre bu söyler değişiyor. Metaxor olarak e, hedefleriniz nelerdir? E, Metaxor olan hedef, olarak hedeflerimiz e, dediğim gibi 15 yılı geride bıraktık. E, aslında 15 yıl önce de hedefimiz aynıydı. Dünyada da e, Türkiye'de de tercih edilebilen tercih edilen bir marka olabilmek. Evet. E, projelerde daha fazla var olabilmek. Ee, ve bir Türk markasının da aslında çok şey yapabileceğini belki de gösterebilmek çünkü biz ürünlerimizden, markamızdan, yaptığımız işten e, çok büyük keyif alan insanlarız. Evet. Ee, daha değişken belki ama daha yeni, daha güzel ürünlerle, daha kaliteli, daha güvenlik sistemine vakıf ürünlerle. Gelecek 10 yılda çok daha üst bir noktada olmayı hedefliyoruz. E, tüketiciler kaliteli ürün seçtiğini nasıl anlayacaklar ve kaliteli olduğunu nasıl belirleyecekler? Tabii aslında bununla ilgili gelişmiş ülkelerde ve bizim ülkemizde de kalite sertifikasyonları var biliyorsunuz. Bir takım belgeler ve evraklar alabiliyorsunuz. Biz 2010 senesinde Metaxor'un hem kaliteli hem de güvenli ürünler ürettiğini dünyaya ispat etmek adına aslında diyeceğim evet. e, Almanya'da tüü belgesine başvurduk yaklaşık bir buçuk yıl çalışmanın sonucunda Almanya'dan kalite sertifikamızı aldık e, dolayısıyla müşterimizin aslında en iyi yapacağı şey e, kalite sertifikaları ve belki referansları baz alarak hareket etmeleri olacaktır Tuğba Hanım son olarak e, izleyicilerimize buradan firmalara neler söylemek istersiniz hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? E, tabii memnuniyetle e, ben şunu söylemek istiyorum. Marka ve ürün tercihlerinde e, mutlaka kaliteden yana olsunlar. Çünkü bizim ürünlerimiz yüksek güvenlik getiren e, ve gerektiren ürünlerdir. Kullanıcılarımız çocuklar olabiliyor ve yaşlı insanlar olabiliyor. E, diğer bir önerim de özellikle e, çoklu kapıları olan projelerde firmaların yıllık bakım anlaşmaları ve sözleşmeleri yaparak hem kapılarını daha sağlıklı ve uzun ömürlü kullanmayı hem de kullanıcıların ya da geçen kişilerin daha sağlıklı geçişler sağlamalarını öneriyorum. Programımızda konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladınız ve kendimizi anlatma fırsatı verdiniz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bir Doğru Marka programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar TGRT Euro ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.